Yüz güldürücü sonuçlardan bahsetmişken hemen Yunus Emre'ye bakalım. Çünkü onun yüzü gülüyor gibi geldi bana. öyle misin? Mutlu musun? Ama ben çok mutluyum. Hayatımda bambaşka yeni bir standart dönemi açıldı. Yani tabii haklı olarak ben de Ahmet hocamı çok araştırmıştım, ameliyat araştırdım ama insanın bir çekincesi oluyor. Ben tabii bu çekincemi daha çok araştırarak tercih etmiştim. Ağustos 9'da ben ameliyat oldum. Açık konuşmak gerekirse Temmuz'un başından beri Ahmet Hoca'ya randevu alana dek, ki bu ameliyat tarihinden 2 hafta öncedir, çok uzun bir araştırma dönemim oldu. Tabii ki kendi çapımda. Malum interneti etkin kullanan bir çağdayız. İnternetten araştırdım. Ameliyat tipimden tutun da ameliyat videolarına kadar, olabilecek kötü sonuçlardan tutun da en iyi sonuçlara kadar böyle kendime bir matematik tablosu gibi tablo hazırladım. Ondan sonra ailemin karşısına çıktım ve ameliyat olmamı gerçekten olmak istiyorum dedi. Yani evet. Aslında sen olumlu olumsuz her şeyi öğren. Kendi kararını verdin. Bunun senin için en uygun yöntem olduğunu düşündün. Evet. Sonra da ailenle paylaştın. Ardından da doktoruna gittin. Aynen öyle mi? Öyle oldu. Evet. Peki burada bir şey sormak istiyorum. Aslında bu noktaya gelmeyelim. Onun öncesine gidelim. Bu kilo alma sorunu ne zaman başladı? Nasıl başladı? Tabii. Ve sen kaç kiloya kadar çıktın? Şimdi şöyle, ben ameliyat olmadan hemen bir hafta önce Ahmet Hoca beni tartıya çıkarttı. Ben orada 158 kilo çıktım. Bana dedi ki biraz kilo ver öyle gel. Ben de tamam dedim ama tabii bir Türk zihniyeti olduğu için böyle o bir haftada ben bütün her şeyle vedalaştım. Yani kaburgalarla, lahmacunlarla, kebaplarla malum 162 kiloya kadar çıktık ondan sonra. Şu anda ekranda da senin o 162 kilo olduğun halini görüyoruz. Evet. Hakikaten aradaki değişim 1,5 sene önce. İnanılmaz. Doğru. Aynen. Ağustos için. İnanılmaz. Çok özür dilerim. Bu bir de 10 kilo vermiş halim. Bu ameliyattan bir ay sonra. Eylül 9'da bir arkadaşımın nişanı vardı. Arkadaki şelale, tortum şelalesi. Arkadaşımla beraber çekildiğim resimdir kendisi. Evet. 63 kilo mu verdin tam olarak? Tam olarak 65 kilo verdim. Kaç defa diyet denemesi yaptın? Tabii benim 16 yaşında başladı diyetisyenle tanışıklığım, diyetlerle tanışıklığım. Ben 5 yıl boyunca gerek ailemin şeyiyle, hiç çok sağ olsun, onlar da kilo vermem için işte oğlum kilo ver araba alacağız, oğlum kilo ver Amerika'ya göndereceğiz. Ne diyorsam tabii psikolojik olarak ben de bu kilo vermeyi çok kötü şeyler için kullandım. Buradan da özür dileyelim kendilerine. Baktım olmuyor, artık olmayınca. Sen bütün bunları da yaptın aynı zamanda, arabayı da aldın. Tabii Amerika'ya falan da gittin ama kilo verme konusunda. Tabii ama kilo verme konusunda. Demek ki böyle olmuyor sevgili seyirciler. Evet. Yunus Emre'nin de söylediği başarılı gibi. Başarılı olamadım açıkçası. Hı-hı. Ondan sonraki süreçte işte bu araştırmaları falan filan yaptıktan sonra ben ki düzensiz bir yaşam, üniversite öğrencisiyim. Bir de artık umudum kalmamıştı kilo vermeye yönelik. Ben 5 kilo 200 gram doğdum. Siz bana samimi söylediniz, ben size ablacığım diyeyim. Yani gerçekten ben 5 kilo 200 gram doğdum ablacığım ve hayatımın her döneminde kiloluydum ben. Küçükken, ortaokulken, lisedeyken. Diyabet var mı? Diyabet şeker mi? Evet. Evet. Diyabet, ameliyata girmeden önce günde 1000 miligram 3 kere glikofaş kullanıyordum. Yani vardı. Kiloya bağlı kan şekeri problemim vardı benim. Onun dışında kalp yağlanması, karaciğer yağlanması falan, bunlar rutin şeylerdi. Aldırış etmiyordum ama. Ve şu an 23 yaşındasın bildiğim kadarıyla. Evet. 89 doğumluyum. 23 yaşındayım. Doğrudur. Evet. Hocam devam edelim ama şunu sormak istiyorum. 23 yaşında bu kadar çok sayıda sağlık problemiyle de uğraşıyormuş, evet. Bir yandan. Şeker hastalığı, evet, kalp. Evet. Şeker hastalığı da var. Karaciğer yağlanması, evet. Diyor. Başka sağlık sorunları söylüyor. Bu bir yıllık süre içerisinde geldiği noktayı görüyoruz. 65 kilo vermek hiç de içinden bir başka insan çıkmış sanki. Kız kardeşim 55 kilo yani. Kız kardeşin 55 kilo. Kız kardeşinden artı 10 kilo fazlası çıkmış diyebiliriz. Ne gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirdi? Tabii bunun devamında bunlar kronikleşerek birçok organ tahribatı yapacaktı. Gözde görme bozukluğuna kadar giden böbrekte sorunlar, karaciğer bozukluklukları. Ama Emre o kadar güzel anlattı ki aslında klasik bir şişman davranışlarını anlattı ve ailesini anlattı. Bu çok önemli. Altını çizmek istiyorum. Çünkü insanlar şunu zannediyor. Biz diyetle bu işi halledebiliriz. Halledemiyorsak suç bizde. Boğazımıza bakmıyoruz ve aileler suçluyor. Bu kadar zor durumda olan o kadar çok insan var ki çevresi tarafından baskı altına alınan. Halbuki doğrusu şu. Yani diyetle zaten hakikaten geri kilo almanız mümkün. Yani %97 ve yüksek bir oran. Emre'nin bu noktada çizdiği nokta önemli. Artı Emre şanslı. İnterneti kullanıyor. Bilimsel, evet. Gerçeklere ulaşıyor ve ortadan sıyrılabiliyor. Yani bunu ortamdan sıyrılabiliyor. Tabii interneti kullanarak bilimsel gerçekler dışında bilim dışı gerçeklere de ulaşmak çok mümkün. Ama onları ayırt edebiliyor. Ama galiba, evet, tabii entelektüel düzeyiyle onları ayırt etmeyi de öğrenmiş. Bilimin ne olduğunu da biliyor. Yani o çok önemli tabii. Bilim çünkü tariflenebilecek bir şey. Evet. Bilimsel makalenin ne olduğunu da biliyor. Ve sonuç
sonuçta ortam diyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de ciddi bir yanılgılar dizisi var. Yani diyete zorlamalar, işte ameliyatı son seçenek olarak görmek veya tehlikeli olmak. Sırf halkımızda değil, maalesef meslektaşlarımızda da var, doktorlarda da var. Peki sana, senin araştırmaların başlamadan önce obezite cerrahisinden söz eden ve bu şekilde senin için daha kalıcı bir çözüm olabileceğini söyleyen bir uzman, bir diyetisyen, bir endokrinolog ya da gittiğin farklı bir doktor olmadı mı? Hiç olmadı. Ben Antalya'ya tatile gitmiştim ablacığım. Döndüğümde dedim ki ben artık bu kilo sorunundan kesin olarak kurtulmak istiyorum dedim. Hani şeyde bir behis yoktur. Google'a kilodan kesin çözüm yazdım. Bundan bir sene önce enter'a bastığımızda Ahmet Hoca'nın makaleleri çıkıyordu. Önce Ahmet Hoca'yı araştırdım. Sonra Amerika'da Cleveland'da gastrik bypass'ın böyle büyük bir şeyi var, merkezi var. Oraya mail attım. Hocamız da Türkiye'deki Amerikan Bariyatrik Cerrahi Derneği üyesi olduğu için beni, aslında ben Amerika'dan yönlendirildim Ahmet Hoca'ya. Çünkü çok mail attım, ameliyat videoları izledim. O şekilde oldu. Yani ben kendim, bizzat kendim öğrendim. Peki bize şey söyler misin? Kilo vermek insanların psikolojilerini olumsuz yönde etkiliyor. Sen pek güven sorunu yaşayan biri gibi görünmüyorsun ama güven duygularını zedeleyebiliyor. Kimi zaman kız arkadaşlarıyla ya da erkek arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde etkili olabiliyor. Sen de bu tür yansımalar oldu mu? İçe kapanma, insanlardan kendini ayrıştırma, rahatsızlık, kız arkadaşlarla temasa geçmede zorlanma gibi güvensizlikler. Ya. Açık söylemek gerekirse, yani bütün samimiyetimle söylüyorum, bu söylediklerinize dair çok net bir şey hatırlamıyorum. Ama mutlaka yaşamışımdır, onu da biliyorum. Hı-hı. Yani en basiti, istediğiniz bir gömleği alamamaktan tutun da, yani gideceğiniz bir yere işte ne bileyim sürekli, çünkü az kıyafetler buluyorsunuz. Hep aynı kıyafetle giydiğinizi düşünmek bile psikolojinizi etkileyen noktalarda. Ama hani hatırlamadığım şu anda yok ama mutlaka olmuştur. Ama şu çok çarpıcı bir şey hatırlıyorum. Çok kilolu olduğum bir dönemde. Artık kilo verme umudum kalmadığında hep şöyle düşünüyordum. Yani diyordum ki hepimiz bir gün ölüm atacağız. Ölüm hak. Allah'ım diyordum, ben kanser olarak öleyim. Hani öleceğiz ya bir şekilde. Ben kanser olarak, ya o zayıf halimi bir göreyim. Acaba ben işte dar kesim takım elbise giyince nasıl olacak? Acaba ben ne bileyim işte kısa kollu biraz daha slim fit tişörtler giyince nasıl olacak? Yani şu sahneyi canlı görmeden ölmeyeyim diyordum. Böyle acı bir tablom vardı. Ameliyata ikna noktasında ebeveynlerime bu cümle çok etkili olmuştur. Bunu da belirtmek istedim. Öyle mi? Evet. Peki daha sonra Yunus Emre yanınıza geldi. Evet. Ameliyat olmak istediğini söyledi. Bilinçli bir hasta olarak gördünüz. Nasıl bir program uygulamak istediniz kendisine? Emre'yi gördüğümde şaşırdım. Çünkü muayenehaneme geldiğinde hocam dedi, ben gastrik bypass ameliyat olmaya geldim dedi. Aynen bu şekilde. Dedim yani nereden bu kanıya vardın? Sonra irdeledim ve hakikaten bir altyapısı vardı ve çalışmıştı. Tabii komplikeydi. Yani şeker hastalığı, şişmanlığa bağlı sorunlar yaşıyordu. Şeker hastalığı vardı. Ben tabii test etmek için önce psikolojisini ve ailesini tanımak istedim. Bir diyetle sabrını denemek istedim. Evet. Daha önce de diyetleri vardı zaten, yapmıştı. Ama sonuçta çok uyumlu bir hasta olarak gördüm ve gastrik bypass'a karar verdik. Niçin gastrik bypass'a karar verdik? Tüp mide de olabilir. Değil, evet. Onu hemen izah edeyim. Şimdi şeker hastalığı varsa, ki şeker hastalığı vardı ve glukofaj kullanıyordu. Kimi bu yaşta ileride de insüline geçecekti. Şeker hastalığı olanlarda bypass erken dönemde etkili. Yani sen ilacı ne zaman bıraktın Emreciğim? Ameliyat olduğum gün bıraktım glukofaj. Bakın, yani kilo vermekle ilişkili değil. Yani kiloyu vererek bırakmıyor. Hasta ameliyattan sonra hemen şeker hastalığı ortadan kalkıyor. Çünkü bağırsakları yer değiştirdiğimiz için insülinin etki mekanizması ortaya çıkıyor. Reflüsü varsa onlarda da bypass öneriyoruz. Reflü hastalığı ortadan kalkıyor. Tüp mide ameliyatı ise genellikle bu tür yan etkileri olmayan hastalara daha çok tercih ediyoruz. Bypass kadar kilo verdiriyor. Evet. Bazı özel durumlarda bypass'ı, bazı özel durumlarda tüp mideyi seçiyoruz. Tabii o bizim uzun bir süreçte irdelediğimiz bazı ara sonuçların toplamında karar verdiğimiz bir nokta. Peki siz bunları böyle güzel güzel anlatıyorsunuz ama bize böyle kısacık açıklar mısınız? Tüp mide nedir, gastrik bypass nedir? Burada hastalara cerrahi olarak yaptığınız işlemler nelerdir? Çok kısacık rica edeyim. Her ikisinde de mide küçültülüyor aslında ama hastalar doyuyor. Yani sen yine lehmacun yiyorsun değil mi? Evet, yiyorum. Ama yarım ya da bir lehmacunla doydum diyorsun. Aynen öyle. Doydum. Evet. Tüp midede de böyledir. Bypass'ta da böyledir. Bypass'ın bir farkı var. Mide küçültülüyor. Ayrıca bağırsak kesilip o mideye getiriliyor. Yani yediği şeyler küçücük bir mideden hemen bağırsağın alt kısmına geçiyor. Yaklaşık olarak 75 santim bağırsağa atlıyor. Bypass etmek köprülemek zaten. Tüp midede ise böyle bir işlem yok. Mide bir çubuk kraker haline geliyor. Veya bir hastamın deyimiyle oklava haline geliyor. Evet. Orada da mide küçüldüğü için hem yemek alamaz oluyor. Mide çıkarıldığı için oradan bir takım açlık hissini uyandıran hormonlar salgılanmıyor. Kelepçe ameliyatında bunlar yok işte. Hasta mücadele halinde. Yani lehmacunu yiyor, daha da yemek istiyor. Ama tüp mide ve bypass'ta böyle değil. Yiyor, mutlu oluyor. Onun mutluluğunu yaşıyor. Aynı zamanda bir buçuk yıl boyunca böyle bir
etkisi geçmiyor zaten. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Özellikle Amerika'da çok aşırı dondurma veya krema yiyenlerde %10 geri kilo alımları oluyor ama en baştaki haline gelmiyor. Yani o korkutucu noktaya ulaşmıyor. Örneğin şeker hastalığı da kilo almasına rağmen tekrar geri gelmiyor bypasslarda. Bunlar hep avantajları. Kaç saat sürdü ameliyatın Yunus Emre? Hatırladım 2 ya da 3 saat arası sürdü ama malum kilo olunca biraz çok mekanik ve laparoskopik bir ameliyat bu. Evet. Açık bir işlem yok. Kapalı, doğru değil mi hocam? Doğru. Kapalı bir işlem. biraz daha benim Ahmet Hoca'nın bana söylediği ameliyathanede biraz daha makinelere göre yerleştirilmemde birkaç sorun çıkmış. Ama net herhalde 2 saat diye. Şimdi 45 dakikalık bir hazırlık periyodu var. Biz yakınlarına söylüyoruz. Aşağı inince hemen ameliyat ışınlanma sistemiyle başlamıyor. Dolayısıyla bir 45 dakika hazırlığı var vesaire. Daha sonra ameliyat genellikle 1,5 saat, 2 saat civarında sürüyor. Sonra. Aşırı obezlerde. Sonrasında 45 dakika sonra hasta yatağına ya da yoğun bakımda bir günde kaldı oluyor. Genellikle 3 gün hastanede kalırlar. 4. gün taburcu ediyoruz. Emre'de yanılmıyorsam 3. ya da 4. günde taburcu ettik. Nasıldın ameliyattan çıktıktan sonra? Ya, kendini nasıl hissettin? Şöyle ameliyattan, zor bir ameliyattan çıkmıştım tabii ki. Ama hatırladığım kadarıyla şuydu. Yani kendimi çok kasıyordum. Ama şöyle olunca sanki işte midem düşecek. Ama bir şey olacak ki Ahmet Hoca bunu uyarısını yapmıştı bana. Hani kendini kasma diye. Tabii 2-3 gece hep böyle sırt üstü yatmıştım. Ondan sonra yüz üstü yattım hep böyle. Ondan sonra yavaş yavaş süreç gelişti. Ve hani ameliyatın kronik olarak sabit bir etkisini hiç görmedim. Günlük yaşamına dönüşünde kısa süre. Aynen çok kısa süre yani. Dikkatliyim. Cuma taburcu oldum. Cumartesi arkadaşlarımla akşam çay içebiliyordum yani. Peki bir reklam arası verelim. Tabii. Reklamlardan sonra kısa bir zamanımız kaldı. O bölümde de yine sizlerle konuşmayı sürdürelim. HT Sağlık'tan sonra yeniden görüşeceğiz.